Evet. Buyurun, sizi dinliyorum. Lafı uzatmayı sevmem. Konuya gireyim. İş uyuşturucu işi. Biliyorsunuz Esrar'ın modası geçti. Kokain hala çok pahalı. Artık yeni bir endüstri var. Sentetikler. Singapur'dan, Tayvan'dan, Laos'tan geliyor. Taşıması kolay, maliyeti ucuz. Satışı da kolay. En önemlisi hepsinden daha karlı. Ama bu işi çevirmek için bazı dostlara ihtiyacım var. Kulaksız Adnan teklifimi kabul etti. Karagül de sıcak bakıyor. Öyle mi, kulaksız? Sen de gireceksin mi bu işe? Şimdi baba bu iş kolay. Silah alsat nereye kal? Zahmeti çok. Hem artık silah piyasası eskisi gibi dönmüyor biliyorsun. Koca şirketler var, sokmuyorlar bizi. Bir iki seneye o piyasada bizim işimiz biter. Zafer Bey'in teklifi de gayet makul. Senede 1 milyar dolardan bahsediyorum. Polisle aranız iyi. Hakimler, savcılardan dostlarınız var. En önemlisi sizin bir saygınlığınız var. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Sen ne diyorsun bu işe? 1 milyar dolar diyor Zafer Bey. İstanbul'a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Bir deri atölyesinde işe başladım. İki senesini ıslah evinde geçiren birisi için fazla bir seçenek yoktu zaten. Daha kötü işler de yaptım. Sevmeyenlerim oldu, düşmanlarım. Maalesef artık aramızda değiller. Baba, sana basit bir soru sordum. Babamın sözünü kesme kulaksız. Bak sen yine haddini aşıyorsun Sadrettin. Birçoğunuz biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim. Benim oğlum uyuşturucu denen bu illetten öldü. Ayrıca ne sattım, ne yanında yöremde sattırdım. Satana da selam sabaha kestim. Bazılarının cezası daha ağır oldu hatta. Ben hayatta olduğum sürece kimse, hiç kimse bu işi yapamaz. Hele hele hap işini. O ne demiş o? Hap diğerlerine benzemez. Kime satacaksın bunu? Listenin ilk sırasında gençlerin olduğu aşikar. Üniversiteli gençlere satacaksın, yetmeyecek. Liselere kadar gideceksin. 14-15 yaşındaki çocuklar uyuşturucuyla tanışacak. Okulların etrafına torbacılar basacak. Gencecik kızlar hap almak için kendini satacak. Birçoğu sağda solda ölü bulunacak. Kimseyi buna zorlayacak değiliz. Biz sadece insanlara bir seçenek sunuyoruz. İsteyen alır, istemeyen almaz. O kadar basit değil. Vicdan. Vicdanımız ne olacak? Hap kelimenin anlamını biliyorsunuz değil mi? Dostlarımızın yanında adi birer uyuşturucu satıcısı olacağız. Bizi terk edecekler. Anladım. Madem ki girmek istemiyorsunuz, siz bilirsiniz. Ben ve arkadaşlarım bu fırsatı kaçırmayacağız. Ben kendi adıma şans adamın ayağına bir kere gelir diyorum. Uyuşturucu satan benim dostum değildir. Sen bizi yanlış anladın baba. Biz buraya izin istemeye gelmedik. O günler eskide kaldı. Bana bak kulaksız, senin bu densizliğin iki etti. Babanın arkasına saklanıp da delikanlılık yapmak anca sana yakışıyor ha Sadrettin. Ben lafımı söyledim. Hayatta olduğum sürece buna müsaade etmem.
Kendine iyi bak Bahri Baba. Belki bir daha görüşemeyiz. Ne de olsa ölümlü dünya. Beni korkutan ölmek değil kulaksız. Haddinden fazla yaşamak. Sema. Zafer denen bu adam kimmiş, neyin nesiymiş bir araştır. Bu herif hiç hoşuma gitmedi. Tamam baba. Araştırıp bilgi veririm size. Ha, ayrıca Ayşegül de ara. Akşam yemeğe gelsin. Gökalp askere gidiyor. Kardeşi sayılır. Tamam, arayayım ben. Ne yapacağız şimdi? Kabul etmedi Bahri. Yapacak bir şey yok. Ne yani? Bu ihtiyar buna boyun mu eğeceğiz? Şimdilik öyle görünmekte fayda var. Hadi çıkalım artık.